Yasal düzenleme konusunda önemli bir çalışmayı başlatacağız. Dün bunu ifade etmiştim ilk olarak. Bugün burada da biraz daha belki açmakta fayda var. Şöyle ki, yıkılan binalarla ilgili, ağır hasar alan binalarla ilgili yaptığımız çalışmada gördük ki bu binaların tamamı 92 ile 97 yılları arasında ruhsat alarak yapılmış binalar. Dolayısıyla 1999 depremi sonrasında çıkan deprem yönetmeliğinden, deprem yönetmeliğinin getirdiği kriterlere uygun olarak yapılmamış binalar. Zaten ilk gözlemlerde hem yapı deformasyonları olduğuna dair tespitlerimiz var, hem demir donatıların zayıflığına dair tespitlerimiz var, hem kullanılan sıvalarda deniz kumuyla yapılmış olduğuna dair tespitlerimiz var. Kısacası burada büyük bir boşluk olduğunu gördük. Çünkü kentsel dönüşüm dediğiniz çalışmalarda hep ruhsatlı binaların olmadığı alanlara yönelik olarak düşünülür. Bu sadece İzmir'de değil, Türkiye'nin her yerinde böyledir. Yani ruhsatsız yapıların olduğu yerde bir kentsel dönüşüm planlaması yapılır. Çünkü ruhsatlı binaların olduğu yerde bir ihtiyaç olmadığı varsayılır. Ama bize bu deprem gösterdi ki burada büyük bir yanlışlık var. Çünkü yıkılan binalar ruhsatlı binaların olduğu alanda ve bizim işte Bayraklı'nın yukarı mahalleleri, Onur Mahallesi'nde örneğin yıkım yok. Dolayısıyla bir kere öncelikle bu ezberin bozulduğunu görüyoruz bu depremle beraber. İkincisi, 99 yılından önce yapılmış olan, ruhsatını almış olan yapılarla ilgili özellikle de zemin katlarının ticarethaneye dönüşmesi nedeniyle, işte spor salonu, market ve benzeri nedenlerle bir takım yapısal deformasyonlar olduğu bilgisi var. Şimdi bu bilgi nasıl geliyor? İhbarla geliyor bize. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak resen böyle bir değerlendirme yapma yetkimiz yok. Velev ki şikayet geldi, yaptık değerlendirmeyi, tespiti yaptık. O binayı yıkma yetkisi de bizde değil. O da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda. Dolayısıyla bizim böyle bir yasal düzenleme ile ilgili daha fazla detay vermek istemem. Çünkü bununla ilgili çalışmayı yapıyoruz. Ve bu çalışmanın sonunda bu yasal düzenleme ile ilgili bazı taleplerimiz olacak. Örneğin bu binaların 99 yılından önce İzmir'de ruhsat almış olan tüm binaların tespiti için ekipler kuracağız. Ve bu ekipler bir tür deprem güvenlik belgesi, karnesi ya da işte yapı güvenlik karnesi düzenleyecekler bu yapılarla ilgili. Bunu işte deprem fonu vardı değil mi geçmişte? Belki o fondan desteklenmesini isteyeceğiz. Ya da ne oldu bilmiyoruz o fondaki birikenler, ama yoksa da yeni bir kaynak yaratılmasını isteyeceğiz. Velev ki yaratılmadı, velev ki o kaynak yok dendi. Biz bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağız. Kimle yapacağız? Tabii ki odalarımızla beraber yapacağız. Biz sadece 99 yılından önce yapılmış yapılarla ilgili değil, İzmir'deki tüm binalarda yapı deformasyonu olup olmadığını, bu deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını denetleyeceğiz, kontrol edeceğiz ve bununla ilgili de tespitleri yapmak üzere odalarımızla işbirliği içinde heyetler kurup, ekipler kurup İzmir'in tamamında bunu yapacağız. Tek bir derdimiz var. İzmir'de yaşayan insanlar güvenli bir şehirde yaşadıklarına emin olsunlar. Bunu yapacağız. Çünkü bu deprem aslında bizim için bir uyarıcı depremdir. İzmir'in mevcut bildiğimiz fay hatlarındaki bir kırılma nedeniyle değil, daha önce bilinmeyen denizdeki bir fayın kırılmasıyla ortaya çıkan bir depremdir. Bu kadar şiddetli bir deprem olması ve bu kadar ucuz atlatılması, çok şükür, yani çok daha ağır olabilirdi, bizim için bir uyarıdır. O nedenle çok açık söyleyeyim, İzmir Büyükşehir Belediyesi her zaman depremi öncelikli olarak çalışmıştır. Ama bu konuda artık en temel birinci önceliğimiz olarak çalışacağız. Örneğin önümüzde bütçe görüşmeleri var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi planlanırken, bütçesi çalışılırken bu öncelik gözetilerek planlanacak. Kısacası İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmirlilerin güvenli bir şehirde yaşadıklarına dair olan
inançlarını, duygularını güçlendirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Evet, başka sorusu olan buyurun. Başkanım, bütçe görüşmeleri dediniz. Depremle ilgili komisyon da kurulmuştu mecliste zaten. Bu bütçe ne kadar ayrılmıştı, depremle ilgili bir bütçe var mıydı? Bu bütçe bu depremden sonra artırılacak mı? Bunun verilerini bizimle paylaşır mısınız? Şöyle söyleyeyim, biz seçildiğimiz ilk aylar içindeydi. Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı'nı kurmuştuk. Temel sebebi İzmir'in doğal afetlere karşı kırılganlığı nedeniyle tedbir alması ihtiyacıydı. Aynı gerekçeyle gene geçtiğimiz aylarda bir deprem daire başkanlığı kurmuştuk. Aynı gerekçeyle. Çünkü İzmir'in depreme olan duyarlılığını biliyorduk ve bu konuda daha bilimsel çalışma yapmak için ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına rehberlik etmesini istediğimiz için böyle bir daire başkanlığı kurmuştuk. Şimdiden 2021 bütçesinde bu daire başkanlıklarımızın bütçelerini ne olacağını söylemek mümkün değil. Bunu tabii ki çalışıyoruz. Zaten şu anda onun çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz. Bunu çalışacağız. Bu deprem bize burada yapacağımız düzenlemenin nasıl şekilleneceği konusunda da yol göstermiş oluyor. Bunların artacağını hep birlikte göreceğiz. Evet. Kentsel dönüşümde buralar, bu bölgeler pek dikkate alınmıyordu. Bu süreçten sonra planlamalarınızda nasıl bir i̇şte yer tam alacak? Da onu söylemeye çalıştım az önce de. Kentsel dönüşüm konusunda yaptığımız çalışmalar bir anda yeniden değerlendirilmesi gereken, bu durum nedeniyle ortaya çıkan yeni gerçeklerle yapılacak olanlar ayrı. Bunlar da devam edecek. Evet. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Mikrofonu alırsanız. Biliyorsunuz zaten kendiniz de söylediğiniz İzmir bir deprem bölgesi. Peki bugüne kadar sizin başkanlığınız süresince İzmir'in altyapı stokunda nasıl iyileştirmeler yapıldı? Bununla ilgili nasıl çalışmalar yapıldı? Ne gibi? Tam olarak anlamadım sorunuzu. İzmir'in altyapı stoğu iyileştirilmesinde nasıl çalışmalar yapıldı? Ben onu soracaktım. Şimdi altyapı stoğuyla ilgili bizim bu an itibariyle hiçbir sorunumuz olmadı. Yani depremin ilk saatlerinde ilk yaptığımız tespitler zaten bunun üzerineydi. Yani metro hatlarımızda, izban hatlarımızda, tramvay hatlarımızda bir bozulma oldu mu, içme suyu kanallarında, pis su kanallarında bir patlama oldu mu? İlk yaptığımız şey bu çalışma oldu. Çok şükür 20 noktadaydı. Küçük bir takım onarımlarla giderilebilecek sıkıntılar yaşadık. Onun dışında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İSSU ile yapmış olduğu içme suyu ve pis su kanallarında, altyapısında, ulaşım altyapısında hiçbir sorun yaşanmadı. Yıkılan binamız 7 idi. Hasarlı binamız 504, yaralı sayımız 994, tedavisi devam eden yaralılarımız 220, taburcu edilen yaralı sayısı 774, ağır yaralı sayısı 4, boşaltılan bina sayısı 1172 ve enkazdan kurtarılan kişi sayısı 106. Maalesef 87 mi oldu? 91 vefatımız var. Bu arada Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yürümesi gereken hasar tespit çalışmalarına da 131 teknik personelimizi görevlendirdik. Hasar tespit çalışmalarında Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın UKTES'inde görev yapmak üzere. Bildiğiniz gibi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde yürütülüyor hasar tespit çalışmaları. Ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın oluşturduğu bir teknik ekip havuzu var. Buraya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden, birçok kurumdan teknik elemanlarla takviye edilerek oluşturulan bir yapı bu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'de 131 mühendis arkadaşımızı, mimar arkadaşımızı, yetkili olan, uzman olan arkadaşlarımızı bu kurullarda görev yapmak üzere
Çevre Şehircilik Bakanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ne tahsis ettik. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda dünden beri 4.424 tespit çalışması tamamlandı. Bu binaların 3.903'ünün hasarsız olduğu görüldü. Az hasarlı 397 bina tespit edildi. Orta hasarlı 66, ağır hasarlı 42, yıkık 7 bina ve acil yıkılması gereken de 7 bina tespit edildi. Hafif hasarlı tespiti yapılan binalar vatandaşlarımızın eksiği neyse, tespit edilen hasar neyse kendi başlarına gidererek içinde hayatlarını sürdürmelerine imkan veren bina demek. Az hasarlı binalar vatandaşlarımız içine girmesinde bir sakınca olmayan binalar. Orta hasarlı binalar teknik çalışma yapılmasını gerektiren binalar. Ağır hasarlı olanlar da yıkılması gereken yapılar. Dolayısıyla önümüzde böyle bir süreç var. Bu ağır hasarlı olan binalarla ilgili bu çalışma yapılacak. Şu an itibariyle 42 ağır hasarlı, 66 orta hasarlı yapı bu ekiplerce tespiti yapılmış durumda.